Sevgili dostlar, güzel canlar. Bir muhabbet bağı programında yine birlikteyiz. Yine muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Bugün konumuz Hazreti Fatıma kimdi? Hazreti Fatıma'nın doğumu ve Hazreti Fatıma'nın şehadeti. Ve Hazreti Fatıma'ya takılan lakaplar vardı. Bunları sohbet edeceğiz, bunları konuşacağız. Kimlerle yapacağız? Değerli konuklarım var bugün de güzel dostlar. Kendi alanlarında bir araştırma yaptılar, kendi alanında çalışmalar yaptılar. Ve bu çalışmaları da bugün bizlere yansıtacaklar. Siz ekran karşısında, biz de buralarda bu kelamları dinleyeceğiz. Ben tekrar aşkın niyazlarımı sunuyorum. Hem yurt içi hem yurt dışında ekran başındaki tüm dostlara. Bizleri mimar ettikleri için. Ve kim dedik, değerli konuklarım var dedik. Hemen sağımda Solmaz Çelebi Ay bacımız geldi bugün bizimle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk dedem. Kendine araştırmalar yaptı. Hazreti Fatıma hakkında kitap yazdı. O kitabından bugün söz edecek. Kitabındaki Hazreti Fatıma'yı nasıl anlattı onu bize dile getirecek. Ve yine araştırmacı yazar Mehmet Özgür Ersan dedemiz de bizimle beraber. Dedem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Konunun başında da söylediğim gibi sevgili dostlarımız, Hazreti Fatıma, Fatıma Altuzehra. Kimdir Hazreti Fatıma diyeceğiz, kimdir Hazreti Fatıma? Bizlere bu kadar Cennet Seyyidinin annesi olmasının lakabını getiren o yüce ulu insan kimdir, onu konuşacağız. Dedem müsaade edersen öncelikle evet, bayanlara verelim sözümüzü. Tabii ilk defa belki bu konu anlamında kendini tanıtacak Solmaz Çelebi Ay kimdir? Kısaca bir geçmişinizi alalım, ondan sonra konuya girelim. Evet sevgili dedem. Solmaz Çelebi Ay, Ayşım Hazreti Fatıma Lahut Hazinesinin Sırrı kitabının yazarı diyelim ilk önce. Ben Aleviyim, Hazreti Ali ve Ehli Beyt talibiyim. Çocukluğumdan beri cem cemaat içinde yetiştim. Cemlerde cem görevlerini, hizmetlerini yerine getirdim. Aynı zamanda kendi mahallemde de Ehl-i Beyt'i, İmam Hüseyin'i, Yassı Matem'i anlatan toplantılar, özellikle bacılar ve çocuklar arasında toplantılar yaptım. Bu 15 yılı aşkındır ve halen de yapmaktayım. Devam ediyorsunuz. Bu şekilde Hazreti Fatıma Anne kitabımızda yazdım. Evet. Peki şimdi tabii geçmişten bugüne baktığımızda Hazreti Fatıma'yı anlatmak, Hazreti Fatıma'yı yazmak büyük bir cesaret ister. Evet. Sizi buna iten sebepler neydi? Sevgili dedem, Hazreti Fatıma annemizi küçüklükten itibaren biz dedelerimizden dinledik. Ve çok da güzel, harika dinledik. Fakat hani biraz daha geniş kapsamlı onu anlamak, araştırmak, örnek almak istediğim için araştırdım. Araştırma gereği duydum. Bizde çok kaynak yoktu ama Şii kaynaklarından her yerde nerede tek kelime Hazreti Fatıma diye yazıyorsa onu araştırıp bulup derlemeye çalıştım. Özellikle kulaktan duyma, ben kendi köy dedilerimizden bize anlatılanları kitabımda kaydettim. Bizim annelerimiz derler ki aş pişirirken benim elim değil Fatıma annemizin eli olsun. Neden? Bunun nedenini bilmemiz lazım. O da kitabımda var. İşte bir de bir kesimin Ebu Bekir kızı Ayşe'yi alıp o kadar yüceltiyorlar, o kadar yüceltiyorlar ki buna da tadık olup şahit olunca ya bizim Fatıma annemizi anlatmaya bizim dilimiz yok mu? Bizim hiç kalemimiz yok mu? Diye düşündüm ve yani kendi çabam ve gayretlerimle bu kitabı hazırlayıp ortaya çıkardım dedem. Biraz orada bir bu duygudan dolayı da etkilendim açıkçası. Eyvallah. Ama tabii bunu yaparken de aileye kaynaklar oluşturdunuz. Kaynaklar evet, üzerine dile getirdiniz. Peki evet, biz hemen dönelim. Tekrar kendinizden anlatmadan sonra Hazreti Fatıma'ya sizi iten nedenler vardı. Dedik ya geçmişte yazarlarımız, çizerlerimiz vardı. Hazreti Fatıma'yı bir şekilde dile getirdiler. Oradaki kaynaklar anladığım kadarıyla çok tatminkar olmadığı için siz bu işe yöneldiniz, kendinizi bu işe adadınız. Peki kitabınızda yazdınız, Hazreti Fatıma kimdir? Hazreti Fatıma, Muhammed Mustafa'nın nuru, Hasan-ı Müşteba'nın, Hüseyin Deşti Kerbala'nın annesi, Ali el-Mürteza'nın yarı, kadınların şahı şah ana Fatıma'ma niyaz olsun. Sohbetimize başlamadan önce Hazreti Fatıma anneme bir selavatla başlıyorum. Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi Hazreti Fatıma annemizin ve yol uluları annelerimizin üzerine olsun. Evet dedem,
Hazreti Fatıma annemizi aslında yüreğimde çok derin sevgiler var. En birinci kaynak ona olan sevgim ve muhabbetim. Bizler onu görmesek de aslında onu hissedip yaşayabiliyoruz, görebiliyoruz. Çok küçükten bize bu sevgi verildiği için dedemiz anlatırdı. Hazreti Fatıma annemize bir elbise geldi. Öyle kutsal, nurlu bir elbiseydi ki giydi, gitti. Çok hayal meyal hatırlarım. Araştırdım, tabii ki kaynaklarda var. Bu kaynaklardan da şöyle bir anlatım var. Adem aleyhisselam cennette gezerken nurdan bir taht görüyor. Bu tahtın üzerinde de öyle parlak, öyle güzel, ışıklı bir bacı ki hayran kalıyor, gözleri böyle hayranlıkla bakıyor. Allah'ım bu kimdir diyor. Yüce Yaratan Rabbimiz o Muhammed'in kızıdır. Ya o başındaki taç nedir? O başındaki taç babası Muhammed Mustafa'dır. Ya o belindeki kemeri nedir? Belindeki kemeri Ali el-Mürteza'dır. Ya o kulaklarındaki şepper ve şüpperdir. Ya o ayağındaki halhala nedir? O ayağındaki halhala da Ehl-i Beyt'i seven talipleri sevenleridir. İşte bu şekilde Hazreti Fatıma annemize Adem aleyhisselam sorunca diyor hangi milletten gelecek? O senin zürriyetinden ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın kızı Fatıma'dır. Yine Ali Şerati der ki Fatıma, Fatıma'dır. Kaynaklarımdan birisi de Ali Şerati'dir. Fatıma, Fatıma'dır kitabını da okuyup oradan da bilgiler derledim. Hazreti Fatıma'yı dedim ki İsa'nın annesi Meryem diyor Hazreti Ali Şerati. Baktım ki Meryem değil. Sonra dedim ki Hazreti Muhammed'in kızı Fatıma'dır. Baktım ki o da değil. Hasan'la Hüseyin annesidir dedim. Yine baktım o da değil. Hazreti Zeynep'in annesidir dedim. Yine baktım ki o da değil. Sonunda şu kanaata vardım ki diyor Fatıma, Fatıma'dır. Fatıma öyle bir nurdur ki onun nuru her yeri kaplamıştır. Biz Hazreti Fatıma'nın nuruna aşık olanlardanız. Allah bizleri bu cihanda da o cihanda da Hazreti Fatıma'nın cemalini, didarını görenlerden eylesin dedem. Vallahi vallahi. Peki gene Hazreti Fatıma dedik. Hazreti Fatıma kimdi dedik. Mehmet dedeme döneyim. Sevgili dedem, Hazreti Fatıma doğum itibariyle, yani doğduğu gün itibariyle yaşadığı İslam, yani dede işte peygamber, babası Allah'ın Resulü. Onun yanında yetişen Hazreti Hatice'nin, Hazreti Hatice anamızın kızı, onun döneminde yetişen bir Hazreti Fatıma. Ne zorluklar gördü İslam içerisinde Hazreti Fatıma? Yani doğum itibariyle İslam'ı nasıl yaşadı? Eyvallah. Şimdi Hazreti Fatıma anamızı anlamak için bir zahiri bir de batini yönüne bakmamız lazım. Maddesiz mana olmaz derler eskiler. Maddeyi anlayalım ki, yani Yunus'un dediği gibi kendini bilen Rabbini bilir, manayı da anlayalım. Manadan kısaca başlayıp hemen maddeye geçelim Fatma Hanım. Buyurun. Dünyanın, kainatın oluşumu Alevi Bektaşi külliyatında genellikle devriye nefeslerimizde anlatılır. Ve devriye nefeslerimizde Allah der ki, küntü kez sırrı denir buna. Ben gizli bir hazineydim. Tanınmaklığımı, bilinmekliğimi istedim. Ve sizi halk ettim. Halk ettim der. Yarattım demez. Şimdi halk etme iki şekilde olur. Vardan var etme. Bizim Veysel de der ya, aynı vardan var olmuşuz. Yani biz ehli sünnetin bakış açısı gibi yoktan var olmaya inanmayız. Vardan var olmaya inanırız. Hak bir cemal aynası yaratmış. O cemal aynasında kendini seyretmiş ve demiş ki ben gizli bir hazineydim. Tanınmaklığımı, bilinmekliğimi istedim. İmam Ali Efendimiz der ki ilim bir noktaydı, onu cahiller çoğalttı. İşte o nokta naziresi nedir? Nokta Fatma'dır. Yani Hakk'ın yarattığı, halk ettiği nur,
Fatma Ana'nın cemal aynasıdır. Fatma Ana'nın cemal aynasında kendini gören halk, hak südur etmiştir. Yani ortaya çıkmıştır. Gizli hazinesini bize öğretmek için. Onun için eskiler der ki her şey bir noktadan başlar. Nokta böyle evrilir ve bir U harfi oluşturur. Bu bir rahim gibidir. Bu rahim Fatma Ana'nın yeşil kandilidir. Bu kandilin Rahman bölümünde Ali el-Mürteza, Rahim bölümünde Muhammed Mustafa vardır. Bu rahmin içinde tekrar bir nokta oluşmuştur. Buna kafi nün denir. İşte bu nünün ortasındaki nokta düştüğünde bu harfe de B harfi denir. Ne diyor Hazreti Ali Efendim? Kur'an'ın sırrı Fatiha'da, Fatiha'nın sırrı Bismillah'ta, başındaki nokta benim. O zaman demek ki biz noktayı Fatma, ilk yaratılan cemal aynası ve bizim yeşil kandil diye bildiğimiz, dedelerimizin aktardığı, bir tarafında nurun yeşil yani şeriatı temsil ettiği, bir tarafında kızıl yani Ali el-Mürteza'yı tarikatı temsil ettiği bu kandil, bizim işte cemlerimizde Hak, Muhammed, Ali diye yakılan çerağıdır. O zaman demek ki Fatma Ana, Peygamber Efendimiz'in dediği gibi Ümmü Ebiha'dır, babasının annesi. Peygamber Efendimiz hayatta kimseye ayağa kalkmamıştır. Ama ne zaman ki bir meclise Fatma Anamız geldiğinde ayağa kalkıp Ümmü Ebiha demiştir. O Fatma anne ki babasının annesi olarak gerçekten Peygamber Efendimiz'e öksüzlüğü, yetimliği yaşatmamış. Çocukluğundan beri ona edilen her bir eziyetin karşısına, taşlanmasında önüne geçip taşları karşılayan, üzerine çeşitli pislikler atıldığında onları ağlayarak temizleyen ve babasının dizinde eğitimini alarak da bütün kadınların en şereflisi olarak yaratılmış ve batında da ilk yaratılan nur olarak, zahirde de duruşuyla, vakurluğuyla, eğitimiyle, yetiştirdiği insanlarla, o mescitte verdiği derslerle hep ön planda olmuştur. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz bir gün artık şeriatın tamamlanıp tarikat kapısının, kutsal eşiğin, bizim cemlerde girdiğimiz kutsal eşiğin açılması vakti geldiğinde de bütün kapıları kapatıp mescide sadece Fatma Anamızın kapısını açmıştır. Ve o kapıya girenlere de eşikte eğilip secde ederek girdirmiştir. O eşiğin üst tarafı Muhammed Mustafa, alt tarafı Fatmatül Zehra, sağı ve solu Hasan ve Hüseyin efendilerimizdir. Ve içeri o kapının da kapıda ilmin kapısı olan ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısı diyerek Hazreti Ali Efendimiz'dir. O kapıdan girenler sadece şu şifreyle girerlerdi mescitten çıkanlar. Kapıyı döverlerdi. Kimsin diye seslendiğinde mesela Mehmet Özgür Ersan o kapıdan alınmazdı. Hadümül fukara, fukaraların hizmetçisiyim. Bugün için Bekbiaşiler benlik davasını reddederler ve derler ki bu fakir. İşte bu fakirlik o kapıdan, o eşikten secde ederek girenlerdendir. Peki içeri girdiğinde ne olurdu? İçeride posta Fatma Ana'nın postu denilirdi. Dört köşe öpülür, ortası Fatma Ana için öpülürdü. Yani pençeyi Ali Aba, Muhammed Mustafa, Fatmatül Zehra, Ali el-Mürteza, Hasan Müşteba, Hüseyin-i Deşti Kerbela'yı anlatmak için. Ve orada Nur Suresi inmiş ve denmişti ki o kendisine izin verilen evlerde sabah akşam hakkı tesbih ederler. İşte biz de cemlerimizde Fatma Ana'nın eşiğine yüzümüzü sürüp içeri girdikten sonra Ali kapısından, yani cem evimizde peygamberin Medine'sine, peygamberin şehrine rızalıkla girip Fatma Ana'nın postunda oturan, onun Kevser'i olan, onun soyundan olan seyitlerin, dedelerin önünde niyaz ederek cemal cemale cemal namazı kılarak ibadetimizi ediyoruz. İşte orada Fatma'nın söylediklerini, Peygamber Efendimiz'in Ehl-i Beyt'e aktardıklarını, onun Kevser olan soyundan dinlemeye devam ediyoruz. Fatma onun için sadece bu cihanın değil, iki cihanın da Kevser'i, iki cihanın da kurtuluş noktasıdır. Ve kendisi hep yanlış bilinir.
Kur'an'ı ilk toplayandır. Mescitte insanlara ilk eğitim verendir. Ve kadınlar içerisinde de nasıl ki Meryem bu dünyanın peygambere sorulduğunda en ulusuysa, iki cihanın ve bütün evrenlerin en ulusu da Ümmü Ebiha olan Fatma annemizdir. Eyvallah. Peki dedem, Hazreti Fatma'yı kısaca bu şekillere getiririz. Hazreti Fatma o sıkıntılı anlardaki, zamanlardaki yaşadığı babasıyla, annesiyle, Hazreti Ali ile yaşadığı, İslamiyet'in başlangıcı itibariyle neler yaşadı? Oradaki sıkıntı, mesela Hazreti Fatıma ondan sonra aslında çok verdiği mesajlar çok önemliydi. Evet. Ondan sonra insanlara verdiği o bilgiler, evet, ilimler çok önemliydi. Evet. Ne yaşadı da ne verdi? Evet. Şimdi bizim eskilerimiz hep söyler, derler ki Ehl-i Beyt Nuh'un gemisidir. Nasıl ki insanlık Nuh'un gemisiyle kurtulmuşsa Ehl-i Beyt'in gemisine binenler de kurtulur. Fatma annemiz ve Ali Efendimiz, Peygamber Efendimiz'in dizinin dibinde gerçekleri öğrenmişlerdir. Mescitte Peygamber Efendimiz'in vaazı bittikten sonra dağılanların büyük bir kısmı Ali Efendimiz'in evinde, yani Fatma anamızın evinde toplanarak onların yüksek ilmini edinmişlerdir. Şimdi şeriat bizim Peygamber Efendimiz'in sünneti ve Kur'an'dan öğreneceğimiz şeylerdir. Ama tarikat bilgisi, batın bilgisi ise Hazreti Peygamber Efendimiz'in Miraç'tan getirdiği, biraz önce Solmaz bacımızın çok güzel söylediği gibi, sadece bu alemde değil, öbür alemde de kutsanmış, belinde kuşağı, kulağında mengüç küpeleriyle, başında tacıyla Fatma anamızın batın ilmini aktarmasıdır. Onun için de biz deriz ki mana madde ile birlikte olur ve birbirini de reddetmez. Onlar yaşayışlarında, yani lineer dünyada Fatma olarak doğduğu, beden bulduğu, don aldığı zamandaki yaşadığı yaşamla da batıni alemlerde bütün erenlere, evliyalara yoldaşlık etmeleriyle de ünlüdürler. Onun için mesela Fatma anam o dönemde mescitte verdiği derslerle, Kur'an'la, öğrettikleriyle ve nüzül ettikleriyle. Çünkü o dönemde nüzül, inme dediğimiz şey iki tane Kur'an ayetini öğrenmek değildi. Oradaki nüzül onun anlamına, sırrına vakıf olmaktı. Her bir Kur'an ayetinin yedi içrek, iç anlamı vardı. İşte Fatma ana ve Ehl-i Beyt bunları öğretmiştir. Buna Kevser ırmağı denmesi, ilimin, bilginin sonsuza kadar bu ırmaktan akacağı, onun sakisi olan, Ali el-Mürteza'nın doldurup bize sunmasıyla olacaktır. Onun için de Fatma anamız bütün eziyetlere, kendisine yapılan bütün kötülüklere rağmen ilmini bize öğretmiş ve o dönem çok önemli insanları Ali el-Mürteza ve Fatma annemizi yetiştirmiştir. Ve o dönemde kendileri hatta susuz bırakılıp bir dağın yamacına Ebu Talib'in koruması altında itildiğinde de Fatma annemiz oradaki insanlara tek tek kendi yiyeceklerinden verip tek tek hepsiyle ilgilenmiştir. Bununla ilgili bir sürü kaynaklar vardır. Ve işte bereket, bolluk, Fatma anamın eli olsun zamanı da hep o zamandır. Çünkü Hazreti Ali Efendim de gizli gizli yaptığı infaklarla, sırtında taşıdığı şeylerle Fatma anamın yaptığı aynı şekilde. Mesela şöyle söylenir. Sizin önce mürşidiniz Allah, sonra peygamber, sonra rükû esnasında zekat veren dediği Hazreti Ali Efendimdir. İşte Fatma anam da bunun örneğidir. Bir yaşlı bir kadın bir gün Fatma anama geliyor ve sıkıntıları var. Bana diyor bir kat elbise verir misiniz? Fatma annem de kendisine Peygamber Efendimiz'in verdiği, biraz önce bacımızın bahsettiği o elbisesi var bir tane, gelinlik elbisesi. Şimdi kendisinin üzerindeki elbise böyle delikleri var falan. İçeriye gidiyor, onu değiştirecek. Kendi eski elbisesini fakire verecek. İçeri gidip değiştirirken aklına geliyor Peygamber Efendimiz'in sözü. Diyor ki en sevdiklerinizden infak ediniz. Ve getiriyor o gelinlik tek esbabını o insana veriyor. Bu insanlar kendileri Hızır orucuna gireceğiz yakın bir zamanda. Hızır orucunda ne diyor? Onlar kendileri ihtiyaçları varken,
yetime, esire, yoksula verirler. İşte bugün insan-ı kamil dediğimiz kadında ve erkekte Kur'an-ı Natık dediğimiz yürüyen Kur'an Hazreti Ali ve Fatma annemizdir. Eyvallah. Peki bir de biliyorsunuz Hazreti Fatma'yı bizler yad ederken, anarken lakaplarıyla da anarız. Evet. O lakapları da işte Fatıma-tü-Zehra deriz, Hazreti Betül deriz. Evet. Bu gibi isimler de takılır. Peki bu isimlerin manaları nedir? Önce sizden sonra da Solmaz Hanım'dan alayım böyle. Birbirinizi hem tamamlayacak şekilde hem yaptığınız araştırmalarda neler gördünüz ve neye kaynak gösterdiniz bunlar? Evet. Şimdi Zöhre yıldızı, Sirius yıldızı da denilen o Sirius gezegeni en parlak yıldız, insanlara, gemilere ta ilkel çağdan bile yol gösteren bir yıldızdır Zöhre yıldızı. Ve bu Zöhre yıldızı bizim bu Efifiz bezi dediğimiz tam şu üçüncü gözümüzün olduğu yerdedir. Bu eski Mısır kaynaklarında bile bu gösterilir sürekli bir şekilde. Ermiş evliya erenlerin alnında oluşur. Şimdi biz dedik ki yeşil kandildeki ilk nur Muhammed Mustafa'ya gelene kadar Fatma anamızın cemal aynasıydı. Sonra o kandilin içerisinde bir rahim gibi Ali ve Muhammed'in ortak ve tek nuru yarattı. Bu nur alındı ve Adem'e yerleştirildi. İşte Solmaz bacımızın orada söylediği gibi Adem o nuru gökyüzünde gördüğünde dedi ki bu beş tane eşbah bana benziyor ama benden parlaklar. O zaman dedi ki Allah bu Muhammed Mustafa çok hamd eden adımdan, bu Aliyel Mürteza çok yüce adımdan, bu Fatıma-tü Zöhra işte bu aydınlığın, ziyanın, bilginin, insan fıtratının kaynağıdır. Fatma ondan yarattım. Bu Hasan ile Hüseyin bunlar da cennetin efendileridir diye anlattı. O zaman Zöhre isminin en önemli unsuru bizim içerimizdeki bu nurun yansıyacağı üçüncü gözümüzdür. Cemlerde de dedeler Fetih suresini okuyarak Kavs-ı Kavseyn'imize iki yayımızın arasına bir talkın verirler. Bizi ölmeden önce öldürür, yeniden diriltirler. İşte bizim Zehra'mızı, bizim Zöhre yıldızımızı uyandırmak için. Uyanmış, aydınlanmış, ziyayı bulmuş insan Fatıma-tü Zöhra'nın bilgisine, irfanına ve kendi içerisindeki fıtratının insan yanının uyanmasına. Onun için de bizimkiler derler ki tarikata girmek insan olmaktır. İnsan olmak da Fatıma-tü Zehra'nın yani Zöhre yıldızının agahlığına, uyanıklığına, bilgi birikimine ve açık gözlülüğünedir. Diğer isimler tabii ki Solmaz bacımız anlatır. Betül temiz demektir. Onları bir evet, ben Zöhre yıldızını anlatmış olayım. Evet. Şimdi Solmaz bacıya dedin. Evet sevgili dedem. Fatıma-tü Zehra dedik, Betül dedik, evet. Kübra dedik. Şimdi Hazreti Fatıma annemiz doğum yeri Mekke'dir. Doğduğu ev Hazreti Peygamber Efendimizin Hazreti Hatice annemizle evlendiği ve Hazreti Hatice annemize güvey gittiği Ahtar çarşısının içinde Hacer Sokağı'ndadır. Ve şimdi de bu eve Hazreti Fatıma'nın doğduğu ev diye anılır. Hazreti Fatıma annemiz kandilde bir nurken tabii Hazreti Muhammed Mustafa ile Hazreti Hatice annemizden olur. Ben lakaplarını sayacaksam sevgili dedem. Lakaplarından ziyade Betül, Hayrolun İsa, insanların hurisi, Fatıma-tül Kübra yani Büyük Fatıma, Ulu Fatıma. Neden Ulu Fatıma, Büyük Fatıma? Çünkü diğer Fatımalar da vardı. Şimdi Hazreti Fatıma annemizin doğduğu gün anlatılır ki o gün öyle bir rahmet anı çökmüş ki Mekke'nin üzerine birbirlerine kavga edenler kavga etmeyi bırakmış. Herkes güllük, güneşlik, güzel bir şekilde o gün, o günün rahmetini herkes hissediyor. Dağlar, taşlar, bütün herkes o gün öyle bir rahmet anı içindeler. Hazreti Hatice annemiz o gün doğum yapacağını anlıyor. Tabii bir kadın doğum yapacağını anlar. Ve Hazreti Hatice annemiz Kureyş ve
Haşimi kadınlarına haber yolluyor, yardımcı olun doğum esnasında. Yardımcılar olmaları için Haşimi kadınlarından yardım isteyince Haşimi kadınları Hazreti Hatice annemize şöyle bir cevap gönderiyorlar. Sen diyorlar Ebu Talib'in fakir yeğeniyle evlendin. Bizim örflerimizi, bizim kurallarımıza karşı geldin ve Ebu Bekir'in yetimiyle evlendin. Biz sana yardım etmek için gelmeyeceğiz. Bu haberi duyunca tabii ki bir kadın olarak Hazreti Fatıma, Hatice annemiz üzülüyor. O üzüntülü esnada üzülürken dört tane kadın, Benni Haşimi kadınları gibi dört tane kadın Hazreti Hatice annemizin yanında beliriyor. Bu kadınlar görünce ürperiyor tabii ki. Doğum yapan kadınlara da yardım edilmesi gerekir. Birilerinin yardım etmesi gerekir. O anda içlerinden birisi diyor ki, korkma ve üzülme. Bizler senin kardeşin ve yardımcılarınız. Ben Sahra, bu da Asiye binti Muazzim'dir. Şu gördüğün Meryem'dir. Bu da Musa'nın kız kardeşi Gülsüm'dür. Dedi ve Hazreti Hatice annemizin doğumunda yardımcı olmak üzere bu dört kadın geldiler. Biri sağında, biri solunda, biri arkasında, biri önünde Hazreti Hatice'nin Hazreti Fatıma'yı doğum yapma anında yardımcı olurken öyle anlatılır ki o gün öyle bir ışık hutbesi çıktı ki Mekke'nin bütün evlerini dolaştı. Bir rahmet anı, bir huzur yayıldı. O huzurdan Mekke'de ve yeryüzündeki bütün canlı cansız herkes nasibini aldı. O anda Hazreti Fatıma annemiz doğduğundan sonra 12 tane huri, 12 tane huri ellerinde ibrik ve leğenle Kevser ırmağından suyu getirdiler ve Hazreti Hatice annemizin önündeki bacıya verdiler. Hazreti Fatıma'yı o suyla yıkadılar. Miski amberden güzel kokulu beyaz bir beze sardılar. Hazreti Fatıma annemizin doğduğunu Hazreti Peygamberimize haber verilmesi gerekiyor. Orada kim haber veriyor? Hazreti Ali Efendimiz 7-8 yaşlarında. Ben diyor, ben amcazademe haber götürürüm. O kadar mutlu oluyor, o kadar sevinçli ki. Hazreti Muhammed'e Hazreti Fatıma annemizin doğduğunu haber verince Hazreti Peygamberimiz geliyor. O yavrusunu kucağına alıyor. İsmini Hazreti Fatıma koyuyor. Fatıma lügat anlamıyla sütten kesmek. Ama cehennemde, yani Hazreti Fatıma'yı sevenleri cehennemden kesmek, uzak tutmak anlamında Hazreti Fatıma'yı koyuyor ve iki büyük sevdiği kişinin ismi olan Fatıma'yı da, yani bunlardan birisi Hazreti Hatice'nin annesi Hazreti Hatice gibi iffetli, şerefli, bilgili, kutsal birisini doğuran kayınvalidesinin ismi Fatıma. Ya diğeri kim dedem? Diğeri de Hazreti Ali'nin annesi. Ebu Talib'in eşi Esed kızı Fatıma geçer ki Esed kızı Fatıma Hazreti Peygamberimize bir anne gibi davranmıştır. Peygamberimiz küçük yaşında öksüz kalınca tabii ki amcasının yanına geldi bildiğimiz üzere ve yengesi Hazreti Ali'nin annesi Esed kızı Fatıma da çocukları var. O dönemde yiyecekleri çok da fazla değildir. Belli bir miktar pişirince Hazreti Muhammed öksüzdür, yetimdir, narindir diye kendi çocuklarından önce sofraya yemeği koyup hadi yavrum Muhammed ye birazcık. Sen onlardan önce onların arasında karnını doyuramazsın diye şefkatle, merhametle Hazreti Muhammed'i koruyup kollamıştır. Ve Peygamberimiz de yengesinin bu duygularını bildiği için o da diğer çocuklar da doysun diye çok fazla sofrada bir şey yemeden, yer ama yengesi üzülmesin diye çok da fazla yemeden kalkarmış diğer kardeşlerim doysun diye. İşte bu iki sevdiği kadının ismi olarak da bu inceliğini gösteren Peygamberimiz kızına Hazreti Fatıma ismini veriyor. Hazreti Fatıma, yani Fatımatul Kübra, Kübra büyük demek. Hatice Kübra'da da Kübra'yı kullanıyoruz. Evet. Kübra'nın anlamı büyük demek olduğu için oradaki Fatımalardan ayrılsın.
hani Fatıma'nın özelliği, niteliğini yükseltmek için Fatıma'tul Kübra. Fatıma'tul Kübra'yı kucağına alır, beşiğe koyar. Fatıma'tul Kübra'yı ziyarete bizlerde şimdi de vardır, bebek görmeye gideriz. Gelenler bakar ki beşikte bir ışık huzmesi. Gökyüzündeki yıldız beşiğe dolmuş sanki. Sanki bir ay var. Herkes yıldız gibi parlıyor bu bebek. Parlak, yıldız demeye başlayınca Fatıma'tul Zehra deden batini olarak anlattı. Ağzına sağlık, çok güzel. Ben de zahiri olarak olanları anlatıyorum şu an. Aa, yıldız mı var bu? Sanki bir yıldız gibi. Ve Varaka Nefel, Hazreti Hatice annemizin amca oğlu, ermiş birisi. Her şeyini Hazreti Hatice annemiz Varaka'ya sorarmış, Hazreti Varaka'ya yani. O da Hazreti Fatıma'nın doğum yapıp olduğunu biliyor. O dönemde yaşı ilerlemiş, gözleri pek fazla görmüyor. Hazreti Fatıma annemizin olduğu eve yaklaşınca sanki gözleri açılmış gibi merdivenleri çıkıyor. Hazreti Fatıma'yı kokluyor, onu kucağına alıyor. Ben diyor ondan cennet kokuları alıyorum ey Hatice. Hazreti Fatıma'ya çok dikkat et, onu çok narindir, onu çok koru, kolla. Ben diyor buraya Hazreti Fatıma'nın yanına geldiğimde onun ışığından gözlerim açıldı, gözlerim dahi gördü. İşte böylece de Hazreti Fatıma'tul Zehra, parlayan yıldız, parlak yıldız anlamında ismi oluyor. Bizler de en çok Hazreti Fatıma'tul Zehra kullanıyoruz. Adını kullanırız. Selat selam onun üzerine olsun dedem. Devam edeyim mi dedem? Tabii buyurun. Doğum günüyle ilgili küçük bir dörtlüğüm vardı. Alemleri nura boyadı. Hazreti Fatıma anam doğduğu gün. Gönüller şadıman oldu, Hazreti Fatıma anam doğduğu gün. Asırlar sonra yüreklerimize nuru aktı, Seyyiden Fatıma anam doğduğu gün. İnler, cinler, periştahlar hep ona selavat eder, bu garip de seni diler, gel ay ışığım Fatıma anam gel der. Şefaatin bizleri şaduman eder, şefaatkanımsın, tevhidimsin ya Fatıma Zehra, ya hayırlı Nisa, çelebi solmaz can da yoluna olsun can feda, aşkını yazdım. Eyvallah. Yüreklerinize sağlık. Evet, gelelim Kevser suresi. Birinci bölüm bitmesine yaklaşık bir 6-7 dakikamız var. Kevser suresi dediğimizde nedir dedim Kevser suresi? Şimdi Kur'an'ın sırrının daha önce Fatiha'da, Fatiha'nın başındaki Bismillah, Bismillah'ın başında da B'de olduğuna, o B'nin altındaki noktada benim dedi Ali. Şimdi Hazreti Ali Efendimle ve Hazreti Fatıma Anamla Ehl-i Beyt'le ilgili şu an 300'e yakın ayetten bahsediliyor. Tabii bunlar zahiri olarak artık Peygamber Efendimizin işaret ettiğinden kaynaklı ve bizde hadis bilgisi biliyorsunuz sadece Kur'an'a uyması, Peygamber Efendimiz ve 12 imamdan ve 14 masumu paktan. Bunlar kimdir? 12 imamlara Fatma anamızı ve Muhammed Mustafa'yı koyarsan 14 masum olur. 14 masumu pak olur. Pak kelimesi burada taharet sahibi temiz. Yani bunlar kendi hava ve heveslerinden konuşmazlar. Söyledikleri şey hak kelamıdır. Onun için de biz bunlara Kur'an'ı natık deriz. Ehl-i Beyt konuşan Kur'an'dır. Eyvallah. Yani Kur'an'daki ifadelerle çelişmez. İşte Kevser de bir takım arkadaşların söyledikleri gibi cennette böyle likör içerisinde tatlı nefis kokuların olduğu bir su, biz de onun başında gidip de ondan içeceğimiz bir yer değildir. Kevser, Fatma anamızın altın soyudur. Çünkü Peygamber Efendimiz'e o dönem düşman olanlar soyu kesik, ebder demişlerdir. Ve senin gibi bir soyu kesiye mi peygamberlik verilecek? Senin soyun sürmüyor ki dediğinde, evladı İbrahim Hakk'a yürüdüğünde ki ona Miraç'ta 3 tane kumaş verilmişti. Yeşil kumaş Hasan Efendimiz içindi, kırmızı kumaş Hüseyin Efendimiz'di, siyah kumaş ise hastalıktan ölen oğlu İbrahim içindi. İşte İbrahim'in başında dua eder, der ki Allah'ım ben sana ne yaptım da sen bütün sevdiklerimi elden aldın. Ve Allah Cebrail aracıyla der ki
benden daha fazla kimseyi sevme diye. Ama sana bir müjde vereceğim. Öyle birisinden çocukların olacak ki onlar işte sonsuza kadar devam edecek. Biz sana Kevser'i verdik ve Fatma anamızdan çocukları olacağını müjdeler. Zaten Hasan Efendimiz doğar doğmaz omzuna alıp Peygamber Efendimiz mescide gidip Ebul Hasan, çünkü büyük evlatlarının adıyla o zaman Araplar tanılır. Benim evladım dendiğinde birçok kişi dalga geçmiştir onunla. Ali'nin evladını aldın geldin kendi evladın mı diyorsun diye. Onun üzerine bu müjdeyi verir. Der ki bana soyu kesik diyenlerin soyu kesilecek, sonsuza kadar benim soyum türeyecek. İşte Alevilerin, Bektaşilerin ve Kızılbaşların diğer toplumdan bir farkı vardır. Mesela Ehl-i Sünnet bir yere kadar saygı gösterir Ehl-i Beyt'e. Şia 12 imamlara kadar saygı gösterir ve 12 imamdan sonra bu soyun bittiğini ifade eder. Hakkın kurtarmak için Mehdi'yi yanına aldığını, sonsuzluk gününde geleceğine inanır. Biz de buna inanırız. Fakat bir farkımız vardır bizim Şiilerden. Çok temel, kesin bir farkımız vardır. Bu fark ise Peygamber Efendimizin soyunun Fatma Ana'dan, o postun Fatma Ana'dan geleceğini ve sonsuza kadar Hasan Efendimiz'den şerifler, Hüseyin Efendimiz'den seyitlerin geleceğini söyleriz. Ve ben bir dede olarak o posta oturduğumda Fatma Ana'nın postu, onun Kevser ırmağından sakisi olan Ali'nin, yani Ali evlatlarının bizi inisiye etmesiyle, yani bir önceki posta oturan bizim ceddimizin, o kendisine Fatma Ana'nın postundan izin verilen Ali'nin oturduğu o posttaki görevi devretmesiyle, inisiye etmesiyle ve görev verip temas etmesiyle olur. İşte onun içinde ne olur? İkrar törenlerimizde bir önceki seyitler içerisinde seçilmiş dede, posta oturan dede, bir sonraki Fatma'nın postuna oturacak kişiyi belirler. İkrar töreninde ona belli anlamlarda işareti verir ve artık o dedelik makamına yükselir. Yani her seyit dede olamaz. Onun evet. için de Kevser Irmağı bir altın soydur. Sonsuza kadar sürecektir. Bugün de Anadolu'da ocaklarımızla, yani seyitlerimizle, dedelerimizle Fatma Ana'nın soyu sonsuza kadar o ocaklarda ilim, irfan, ziya olmak için var olacak. Eyvallah. İkinci bölümde devam edeceğiz. Evet sevgili dostlar, reklam arası geldi. Reklam arasına girmemiz gerekiyor. Kısa bir reklamdan sonra yine birlikte olacağız. Evet dostlar, güzel canlar. Sohbetimize devam ediyoruz. Kaldığımız yerden ikinci bölümü, reklamlardan sonra ikinci bölüme geçtik. Ve ben tekrar gene bu işine kendini adamış Mehmet dediği dönüyorum. Dedim kaldığın yerden buyurun, Kevser Suresini anlatıyorduk. Şimdi çünkü ondan sonra tamamlayacağım. Evet, Solmaz bacım onu geniş geniş anlatacak. Şimdi buradaki temel mesele şu, küçük bir yanlış anlamaya gitmesin. Net koyalım. Şimdi Peygamber Efendimiz son peygamberdir. Ondan sonra bir daha peygamber gelmeyecektir. Ve çok açık bir şekilde de kendisine demişlerdir ki Musa'dan sonra Harun, İsa'dan sonra Yahya ve bunlar peygamber soyuydular. Şimdi sen diyorsun ki benden sonra Ali gelecek. Bu ne kadar doğru diye. O da aynen şunu açıklamıştı. Şeriat kapısı kapanacak, tarikat kapısı açılacak ve velayet olarak, şahı velayet olarak Ali'nin, yani bana ulaşacak Medine'nin kapısı Ali'den geçecek. Eti etimdendir, canı canımdandır, kanı kanımdandır. Ve bunu da Arapçası da lahmike lahmi, cismike cismi diye de söyler. Yani kendisinin muallakta tek bir nur olduklarını da çok açık söyler. Yani bunu Yunus da söylüyor. Bir kandilden bir kandile atıldım, turab oldum, yeryüzüne saçıldım. Şah Hatay'ın söylediği. Yunus Emre diyor ki yeşil kandilde bir nur idi. Edip Arabi diyor ki onlar diyor kudret kandilinde ışık iken diyor. Sıtkı Baba eğer sual ederseniz cümlemiz var edip yaradan hak yarattı Muhammed'in nurunda kandilde balkıyan nur idi diyor. Nesimi kudret kandilinde ışık ziya iken ta o zamanda aşık oldum nura diyor. Sıtkı Baba diyor ki 7 kat arş asılı olsa kandildeki nur benim. Bir sürü örnekler verebiliriz. Seyit Fazlullah'tan,
hak etmeden, halk etmeden arşı kürşu alemi şol yeşil kandilde nur di. İşte ta o gün o nur insanlara yerleştirilip ikiye ayrılmıştı. Biri peygamberlik nuru olarak Muhammed Mustafa'da, Ebu Talip'te de Ali el-Mürteza'nın nuru. Bu iki nur Fatma Ana'da birleştirilerek imametin yolu açıldı. Eyvallah. O zaman Allah bize şunu söyledi. Peygamberlik devri bitmiştir ama sizi öksüz bırakmıyorum. Artık size imametin yolunu açacağım. Bu yolda da Muhammed'in nübüvvetiyle Ali el-Mürteza'nın velayetini birleşip Hasan ve Hüseyin'de imamet nurunu açacağım. O anlamda da Fatma'dan bu Kevser nurunun devam edeceğini belirtti. Ve orada şeriflerle seyitlerin niye daha sonra seyitlere olduğu ise Hasan Hüseyin, Hasan Efendimiz'den sonra bizzat Hasan Efendimiz'in göstererek Hüseyin Efendimiz'den yolun süreceğini ve posta Hüseyin evlatlarının oturacağını net söylemişti. Çünkü hiçbir imam kendisinden sonraki imamı göstermeden Hakk'a yürümemiştir. Ve bu Allah'ın emridir. Biz deriz ki kapanan nübüvvet yolu Hazreti Ali'nin velayet yoluyla Hasan ve Hüseyin Efendimiz'de imamete dönüşüp sonsuza kadar biz seyitler elinde Fatma Ana'nın postunda Ali'nin soyu Ali, Hasan, Hüseyin 12 imamlara kadar giden soyun oturacağı ta Kudret Kandili'nde Yeşil Kandil'de tayin edilmişti. Ve insanlık peygamberlerden sonra imametle bu ışığı, bu nuru görsün diye de Hak bizi gariban, yetim bırakmadı ve bize velayeti armağan etti. Bu da imamların soyuyla bize kadar geldi. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz dedim. Yine sizi biraz nefeslendirelim. Sormaz Bacı'ya dönelim. Aynı soru size de Kevser. Evet dedem, ben şimdi Kevser suresi Mekke'de inmiştir. Hazreti Fatıma annemizin bildiğimiz gibi Mekke ve Medine dönemi olarak yaşadığı iki yer vardır. Hazreti Fatıma annemiz Mekke'de doğmuştur. Az önce doğumunu bahsettik. Hazreti Fatıma annem doğduğundan sonra gün aldıkça büyüyor ve müşrikler, o dönemi anlatmak istiyorum ben. Batinin yönünü dedemiz anlatıyor. Aynen katılıyorum. Çok doğru. Kevser kelimesi Arapça bir kelimedir, Kevser. Türkçe'ye çevirdiğinde 28 manaya gelirmiş araştırmalarıma göre ve şu an şeriat ehli Kevser'i cennette güzel bir ırmak, iyi olan cennette başında olup Kevser içecek diye insanlara üstü kapalı anlatırlar. Ama bu 28'inin birisinde de aynen dedemin bahsettiği gibi Kevser'in Hazreti Ehl-i Beyt, yani Muhammed Mustafa Ali el-Mürteza, Fatıma Zehra Hasan Müşteba ve Hüseyin de işte Kerbela olduğu da bütün kaynaklarda ve diğerleri de bilirler. Ama üstünü kapatmak için, her zamanki gibi Ehl-i Beytimizin üzerine kapatmak için yaygın olarak Kevser cennette bir ırmak denilir. Asıl hakikati de gerçekten dedemizin anlattığı gibi bu Ehl-i Beytimizi anlatır. Ehl-i Beyt'in Kevserliğini bahseder. Hazreti Fatıma annemizden İmam Hüseyin ve işte veliler, pirler, pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli Efendimiz ve dünyanın sonuna kadar da gideceği bellidir, bilinir, bilinmektedir. Mekke'de inen Kevser suresi indiği zamanlar müşrikler o biçim Hazreti Peygamber Efendimiz artık onların bütün işlerine kesat koyuyor. Zenginler işleri kesatlaşıyor. Peygamberimize karşı çok hırsları var. Bunlardan birisi de Ebu Leheb ve eşi Cemile'dir. Bunlar Hazreti Peygamberimizi nasıl üzebiliriz, nasıl incitebiliriz? Az önce de dedem bahsetti, abluka alındıkları yıllarda dikenli odunlarla çadırlarının önüne diken serperlermiş. Diken odunu getirip bu Ebu Leheb ve Cemile. Onun için de Leheb suresi indi ya, odun hambalı olarak onlar ateşin içinde yanacaklar diye der Leheb suresinin Türkçesi. Eziyet etmeye devam ediyorlar. Ne yapalım? Hazreti Fatıma büyüdükçe kendi kızlarına diyorlar ki Fatıma'ya dalaşın. Fatıma annemiz evinin önünde otururken gelip toprak atıyorlar. Sen böyle dalaşıyorlar. O sadece diyor ki Allah size iman nasip etsin. Ve Hazreti Fatıma annemiz de
babasına çok düşkün. Yani burayı atlamamalıyız. Babası için pervane oluyor. Küçük yaştan beri dedemin de dediği gibi deve işkembesini peygamberimizin üzerine boşalttılar. Orada peygamberimizi sevenler de vardı ama müşriklerden korktukları için peygamberimize yaklaşıp yardım edemediler. Sadece küçük minik kızı Fatıma koşarak gitti ve onun üzerinden temizledi ve onlara nalet etti. O küçücüklüğünden beri işte Ümmü Ebuha denildi. Anne şefkatiyle yaklaştı. Tabii müşrikler eziyet ediyor her fırsatta. Toprak attılar. Hazreti Fatıma annemiz babam duymasın, üzülmesin diye üzerini başını temizliyor. Elini yüzünü yıkıyor. O dönemde Ekrem'in evi Mekke'nin biraz dışarısındadır ve Müslümanlar orada toplanırlar 40 kişi. Yani müşrikler bizim hakkımızda neler anlatıyorlar, bize karşı nasıl cephe alıyorlar, önceden konuşmuşlar. Herkes bu 40 kişi gelip aldığı bilgiyi getirip burada o gün akşam konuşurlar. Elini yüzünü yıkayınca Fatıma annemiz de o eve toplantıya gidiyor. Tabii Fatıma annemiz içeri girince peygamberimiz ayağa kalkıyor, elini öpüyor, o onun elini öpüyor ve yanı başına oturtturuyor. Gözlerinin içine bakıyor. Diyor ben cennet kokuları alıyorum. Hazreti Fatıma annemiz için. Tekrar ikinci defa Hazreti Fatıma annemizin yüzüne bakınca Hazreti Fatıma annemize yaptıkları o eziyeti, toprak attıklarını, dalaştıklarını fark ediyor. Diyor ki kim kızım Fatıma'yı incitir ve üzerse beni üzmüş olur. Beni üzen de Allah'ı üzer. Kim ondan şefaat isterse, benden şefaat isterse önce kızım Hazreti Fatıma'yı, kızım Fatıma'yı mutlu etsin. Bu şekilde oradaki ashab anlatıyor bunu dedem okuduğum yerde. Ashabdan birisi anlatıyor. Hazreti Fatıma'nın diyor minik avuçları Hazreti Peygamber'in avuçlarının içindeyken ashab diyor ki önceki gün akşam duydum diyor. Efendim diyor sizin erkek çocuklarınız öldü bildiğimiz gibi. İşte erkek çocukları 3-4 yaşlarına gelince ölüyor ve erkek evladı kalmıyor. Erkek evladaları yaşamıyor. Yaşayan tek evladı Hazreti Fatıma. Ebter diyorlar, soyu kesildi. Erkek evlatları da artık Hakk'a yürüdü. Ebter kaldı, soyu kesildi. Ve işte bir şey var, onu burada söyleyemeyeceğim. Kitabımda okurlar. Bedri Noyan dedenin Veli Baba makalatnamesinden ben onu okudum. Ve ben duymuştum da bunu çok çocukluğumda. Yani kadınlardaki bir halin sadece Hazreti Meryem anne ile Fatıma annemizde olmadığı, işte tathir, temiz, pak olan Fatıma annemizle ilgili. Bunu da almışlar, dile dolamışlar. Ebter işte çocuğu olmayacak, soyu gelmeyecek. O anda çok üzüldü diyor peygamber. Mahzundu ki Hazreti Fatıma'nın minik avuçları peygamberin avuçlarındaydı. Gözleri de birbirlerinin gözlerine bakarak tefekkür ediyorlardı. O 40 kişi bir anda öyle bir ruhani ortama girdik ki cenneti âlâdayız hissettik. Mis gibi miskender kokuları saçıldı odaya. İnci inci tomurcuk tomurcuk terler akıyordu alnında ve titremeye başladı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ateyna kel kevser fesallili rabbike venharin neşanike hüelebter. Ey Muhammed'im, peygamberim sen üzülme, mahzun olma. Türkçesi. Sen dua et, selat et, kurban kes. O sana soyu kesik diyenlerin soyu kesilecek. Senin soyun dünyanın sonuna kadar yürüyecek. Gözleri Fatıma'nın gözlerinde birbirlerine bakarken bu ayet indi, biz de Allahu Ekber deyip Allah'ı yücelttik. Evet, orada anladık ki diyor kimden, neden, söyle peygamberimizin söylemesine bile gerek kalmadan Hazreti Peygamber'in Hazreti Fatıma annemizden soyunun yürüyeceği ve Kevser'in, Kevser suresi böyle inmiştir deden, Kevser'in ondan devam edeceği bizler anladık. Daha sonra da peygamberimiz de bunu dille de söylemiştir zaten. Benim soyum Hazreti Fatıma'dan ve torunlarını severken ashab sorarlar. İşte en çok kimi seviyorsun? Ben de ailenden en çok kimi seviyorsun derler. Kızım Fatıma'yı.
hani ona şaka olsun diye de tekrar tekrar sorarlar peygambere. Ailenden en çok kimi seviyorsun? Kızım Fatıma'yı. Çünkü beni hani Fatıma gerçekten sevilecek harika, mükemmel, olağanüstü bir varlıktır. Ama soyum Kevser soyu Hazreti Fatıma'dan yürüyecekti. Ve Hasan ve Hüseyinlere dedemin de bahsettiği gibi torunlarım diye hitap etmezmiş. Yine ashab anlatıyor. Onlar benim evlatlarım. Onlar benim yavrularım ve evlatlarım diye hitap edermiş. İşte bu da bize anlatıyor ki Kevser, İmam Hasan ve İmam Hüseyin imamlarla bu dünyanın sonuna kadar sürecek ve devam edecek. Kevser'in sakisi, başı, bu ana Fatıma'mız, bu beş kişinin de birleştiği nokta, dedemin de batınlı anlamda da anlattığı gibi, bu birleştiği nokta Hazreti Fatıma annemizdir. Babası, eşi, çocukları. O dördü Hazreti Fatıma'da birleşiyor. İşte kandilde bir nur, bir tek oluyor. Allah bizi onun nuruna kavuştursun inşallah dedem. Eyvallah. Evet, şimdi yine Hazreti Fatıma, çünkü konumuz bu zaten. Sevgili dedem, sana döneyim tekrar. Hazreti Fatıma neden Cennet Seydelerin annesi lakabını aldı? Ya, şimdi biz zahirle batını hiçbir zaman ayırmayız. Ve deriz ki tesadüf diye bir şey yoktur, tevafuk vardır. Her şey vakti, zamanı geldiğinde Hakk'ın ulu nizamında, yani bu evrendeki sasmaz matematiksel yapıda günü, saati geldiğinde olur. Fatma annemiz dedi ki Hak cemalini görmek için Fatma anayı yarattı ve ona baktığında güzelliğiyle ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim dedi. Ve noktadan nünü, yeşil kandili yarattı. Kandilin içerisinde Ümmü Ebiha, babasının annesi olan, birçok değişimizde de geçer, ben babamın annesiyken diyor. Annesi olan Fatma burada alınır ve o Adem'e yerleştirilir. Adem'den sinsileyle tertemiz süplerden, tertemiz rahimlerden aktarılarak en son Abdülmuttalib'e gelir. Abdülmuttalib de Muhammed, Abdullah'tan Ali, Ebu Talip'ten sonra Fatma'da birleştirilir. Demek ki Fatma ilk nur, ilk nur yaratıldı, bütün peygamberlerden, tertemiz rahimlerden, tertemiz sülplerden geçti. Adem'den bu deme 124 bin peygambere Ali yoldaşlık etti. Çünkü biz hu deriz, hüvelbaki Allah'tır. Hü bizim içimizdeki Allah'tır deriz, yani can. Ve bütün peygamberlere batın olarak Ali diyor, yoldaşlık etti. Bana hem zahir hem batın. İşte peygamberlere yoldaşlık eden Ali en sonunda zahir ve batın olarak geldi. Peygamber Efendimiz'e yoldaşlık etti. Bu iki nokta Kevser Irmağı olan Fatma'da birleştirildi ve bize geldi. O anlamda da Fatma ananın önemi sadece zahiri olarak Muhammed Mustafa'nın kızı, Ali el-Mürteza'nın eşi, Hasan ve Hüseyin'in annesi olması için değil, Fatma'nın Fatma olmasından ve insanın fıtratının Fatma'dan yaratıldığı için ve kudret kandilindeki o nurun insana yerleştirilirken Fatma ile birlikte tekrar ayrılan Ali ve Muhammed'in nurunu birleştirip tek bir nurda nübüvvet ve velayeti birleşip imamette birleştirmek için Fatma ana. En başta nasıl kandilde o nur tek bir nur ise, o nur ayrılıp tekrar Fatma Ana'da birleştirilip o ırmak, Kevser ırmağı tek bir ırmak olarak akmıştır. Onun için de Fatma Ana'yı sadece zahiri olarak peygamberin zamanında yaşamış, iffetli, güzel, akıllı, bilge, babasının selam verdiği Ümmü Ebiha deyip ayağa kalktığı bir kadın olarak bilmenin yanı sıra, bütün evrenlerin içerisinde bu dünyanın en temiz kadını kimdir diye peygambere sorulduğunda Meryem'dir. Peki bu dünyanın ve kainatın en temiz, en pak, en nurlu, en bilge kadını kimdir dendiğinde ise Fatma anamızın ismini söylemiştir. O anlamda da Fatma ana yalnız bizim değil, noktayı Fatma olarak
insanlığın anasıdır. Eyvallah. İlmin nurudur ve Kevser de içeceğimiz o su da ziya, ışık, nur, bilgi olarak Fatma anamızın soyundan ve Aliye'l Mürteza'nın soyundan gelenlerin bize aktaracağı bilgidir. Onun için de Fatma ana sadece ilmiyle, bilgisiyle zahiri olarak değil, batini olarak da bizim ilk annemizdir ve ilk bilgimizdir. İçimizdeki ziya, nur onun ziyasıdır. Eyvallah. Yani o yüzden de işte İmam Hasan ile İmam Hüseyin'in de cennet seyyidlerinin annesi, cennet gençlerin efendileri, evet, anneleri de Hazreti Fatma'dır. Çünkü orada biliyorsunuz Adem yaratıldığında onu biraz anlattı Solmaz bacım. Bir taht görüyor, tahtın üstünde. Bunu bütün Alevi dedeleri anlatır. Bakın ne kadar büyük bir bilgi, bu kitaplarda olmaz. Bu ocaklarımızda sadece seyitlerimizden öğreneceğimiz bir şeydir. Orada birisi oturuyor. Kendisinden önce yaratılmış. Ve diyor ki daha evren su iken, ateş ve su iken bunlar yaratıldı diyor. Ve yaratılan o tahtın üstünde, muallakta, yani arşın kürşün binası yaratılmadan diyor Sıtkı Baba, muallaktaydı o diyor. O bir yere bağlı olmadan tahtın üstünde duran Fatma Ana. Bak diyor başındaki taç Muhammed Mustafa. Bak diyor belindeki Aliye'l Mürteza. Demek ki bu beşli, yani Muhammed Mustafa, Aliye'l Mürteza, Fatma, Zehra, Hasan-ül Müşteba ve Hüseyin Deşti Kerbela kainat yaratılmadan önce yaratılmışlar ve peygambere sorulduğunda ben diyor Allah'ın nurundan yaratıldım. Benim nurumdan diyor Ehl-i Beyt yaratıldı. Ehl-i Beyt'in nurundan onu sevenler yaratıldı. 73 fırka yaratıldı. Bunun 72'si yoldan saptı. Bir tek güruh-u naci, bu topluluk temiz pak topluluk. Alevi Bektaşi toplumu Fatma ananın Ehl-i Beyt'in Nuh'un gemisi olduğunu, bunlara sarılmanın ziyalanmak, temizlenmek olduğunu öğrendiği, bildiği için bugün güruhu nacidir, temiz güruhtur ve bu anlamda da Fatma ana sadece zahiren anlatılabilecek biri değildir. Kainatın oluş sebebidir ve bize sonsuza kadar bilginin kaynağı Kevser olarak da bu dünyada Kevser'i verecektir. Öbür dünyada değil. İnşallah. Bunun eli de seyitlerimiz eliyle Medine şehri olan cemlerimizdir. O eşikten, Fatma'nın eşiğinden sürünen de girenler o ilimden nemalarını alacaklardır. Malsız, mülksüz kalmayacaklardır. Onun için ne derler? Gelme gelme, gelenin canı, dönenin malı. Biz o kapıdan rızayla girdiğimizde Allah'ın dediği gibi rızayla gir cennetine. Onun için eşiği öperiz, Fatma ananın ayakları yüzü suyu hürmetine ve o eşikten gireriz ve Ali gibi o posta oturup Ali evladı olarak da sonsuza kadar talibimize dilimizin döndüğü kadar Fatma anamızın, Aliye'l Mürteza'nın bize öğrettiklerini öğretmek görevimiz. Eyvallah. Solmaz Bacı'ya döneyim. Hem cennet seyirlerini tamamlamak istediğinizi tamamlayabilirsiniz. Ondan sonra da şunu soracağım size. Fedek kurmalığı. Eyvallah dedem. Mekke dönemine geçelim. Çünkü süremizin az kaldığını söylediniz ki. Çünkü burada hani cennet seyidesini anlattı biraz ama hani ilave yapmak istediğiniz varsa yoksa fede kurmalığına geçelim. Çünkü o da çok önemli bir. Dedelerimizden dinlediğiniz kaynaklarda da pek yok dedemin dediği gibi. Cennette dört büyük kadın olacak olacağını peygamberimiz buyuruyor. Kitabımda var yazmıştım. Bunlardan birisi Hazreti Meryem, birisi Asiye, birisi de Hatice-tül Kübra ve bunların en üstünü olarak da kızım Fatıma-tül Zehra buyurur peygamberimiz. Bunu kısaca geçtikten sonra ve kadınların şefaatkanı Hazreti Fatıma annemizdir der. Bunu da kısaca geçtikten sonra Mekke şöyle bir araya gireyim. Dedem de bir şey söyledi. Hemen ilave yapmasını söylüyorum. Baktığı zaman Hazreti Fatıma ve Hazreti Meryem diye iki kişi özellikle çok lanse edilir. Evet. Ve inanın bilmiyorum yurt dışına gittiniz mi Belçika'da bir tepe var. Evet. Hazreti Fatıma ve Hazreti Meryem tepesi. Evet.
Şimdi şöyle bir şey de var, süremiz az olduğu için uzun tutmuyorum dedem. Hazreti Fatıma'nın anne karnındayken konuştuğu rivayetler var ve bu da Hazreti Hatice annemiz işte yalnız bırakıldı ya, müşrikler onu yalnız bıraktılar, işte kimsesiz kaldı. Üzgün olduğunda Fatıma hamileyken karnında annesine şey verir. Meryem suresinde de işte bakın, Kur'an'da da Meryem suresinde nasıl olur dersek, Meryem suresinde bebeği işaret et der, bebek konuşur. Eğer orada da hani bebeği konuşturabiliyorsa Allah, burada da konuşturabilir. Biz hani inanıyoruz, böyle durumlar da var. O Hazreti Meryem'le Hazreti Fatıma annemizin, evet aynen dedem, katılıyorum okuduğum ve duyduklarımda, ikisinin birbirine benzer yönleri çok var. Fakat Peygamberimiz cennetteki hatunların da en üstünü kızım Hazreti Fatıma buyurmuştur. Bu da kaynaklarda var. Mekke'den Medine dönemine geçelim Hazreti Fatıma annemizin, ki fedek hurmalığı var. Babası hasta olduğunda ki davrandığı var. Çünkü fedek hurmalığı çok önemli. Burada hani peygamberler vasiyet bırakmaz denildi. Eyvallah. Ama ne dediler orada? Dediler ki Musa ile Harun'a nasıl vasiyet bırakılırsa da peygamber de eyvallah, kendi hücretine, yani verdiği hücretle evlatlarına miras bırakabilir. Ve orada biliyorsun Hazreti Fatıma'nın tabiri caizse elinden hurmalık alındı. Ve hastalığına sebep olanların başındaki olaylardan bir tanesidir. Şimdi Hazreti Fatıma annemiz Medine'ye göçtüğünde evleniyor, çocukları alıyor, anlattık dedem. Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz yaşadığı dönemde fedek hurmalığını Hazreti Ali ve Fatıma annemize zaten vermişti. Bu miras değil aslında. Yaşarken verilen bir şey, benim sana hediye ettiğim bir şey miras olmaz. Fakat işte Hazreti Fatıma, Hazreti Peygamberimiz hasta yatakta yatıyor ve bu hastalık böyle bir iki hafta kadar sürüyor. Hazreti Fatıma annemiz babasına çok düşkün birisi olduğunu biliyoruz. O hastalığı döneminde evi ile Hazreti Peygamberimizin bakımı arasında, evi arasında mekik dokuyor adeta. Geceleri uyumuyor, geceleri dahi uyumuyor. Çocuklarıyla ilgileniyor. Bazen Peygamberimiz biraz kendine geliyor, kızım çocuklarına bak diyor, gülümsüyor. Mekik dokuyor, çok yorgun düşüyor. Hazreti Peygamberimiz vefat eder etmez tabii olaylar başlıyor. Bunları biliyoruz dedem. Halifelik için yarışa giriyorlar. Halifelik için Hazreti Ali Efendimiz de çocukluğundan beri Hazreti Peygamber'in yanında yetişmiş. Peygamber aşığı, peygamber için canını bile biliyorsunuz Mekke'den hicret ederken yatağına yattı. Kim verebilirdi ki yani, bugün beni öldürebileceklerini bile bilerek buraya bir yatağa yatıp da canını dahi onun yolunda ortaya koyan bir Hazreti Ali Efendimiz, peygamberimizin vefat etmesinde o peygamberimizin defin işleriyle ilgilenirken, öbür taraftan Ebu Bekir, Ömer, özellikle Ömer, Hazreti Muhammed ölmedi, peygamber ölmedi diye kılıcını alıyor ve oradaki halka gözdağı veriyor. Ki hani o ölmedi, onu öldü saymayın filan. Ebu Bekir'e diyor sen halifemsin. O birazcık veda hutbesinde Hazreti Peygamberimiz bahsetti ya, ben kimin velisiysem Hazreti Ali de onun velisidir. Aslında orada kendi vasiyetini vermişti, yerine kimin tayin etmişti, kimin olacağını. Bunu da biliyorlar. Ebu Bekir çünkü biraz çekiniyor. Maide süresiydi çünkü o dönemde. Evet, biraz çekiniyor bunu bildiği için. Yaklaşmak istemiyor ama Ömer Hazreti Ebu Bekir'e güç veriyor. Sen halifemiz olacaksın diye. Hani ortalık karışacak, yoksa peygamber öldü diyecekler falan. Ver ben biat edeyim diyor. Biat ediyor. Halife olarak Ebu Bekir'i kabul etmeleri için yoldan gelen bütün halka kılıç zoruyla Ebu Bekir'i halife seçtiriyor. Ve Ebu Bekir'in bu olayı, bu olayların olduğunu duyan Abbas, Selman-ı Faris ve diğer ocak sevenleri, Hazreti Ali'yi sevenler, bunun yanlış olduğunu bilenler de tepki gösteriyor. Olamaz bu, Hazreti Ali'nin hakkı, herkes biliyor, şahit olduk. Hazreti Ali Efendimiz'e gidiyorlar. Hazreti Ali Efendimiz o anda acılı. Yani peygamberimiz onun yani canı, kendi canı vefat etmiş. Onu orada kefenlemesi lazım, onu hazırlaması lazım, onu yerine yerleştirmesi lazım.
böyle şeylerle nasıl ilgilensin? Şimdi sırası değil, bana bunları söylemeyin. Zaten ruhani olarak çok hani Hazreti Ali Efendimiz'in acısı yüksek diyor, onları öteliyor yani bu olaylarda. Onları öteleyince zaten bildiğimiz üzere, fazla uzun girmeyeceğim, 17 kişiyle Hazreti Peygamberimizi yerine yerleştiriyorlar, Hakk'a yürüyünce defnediyorlar dedem. O kadar insan, hani ümmetiyiz diyorlar, şefaat bekliyorlar. O dönemde de kimse yok ortalıkta. Bu şekilde olaylar gelişiyor. İşte Peygamberimiz vefat ettikten birkaç gün sonra da Hazreti Fatıma annemizin zaten elinde. Ve Hazreti Fatıma annemiz bu fedek hurmasını, hurmalığındaki çıkan ürünü bir mü yani kendine yetecek kadarını alıyor. Geri kalanı da öksüze, fakire, yetime, kim ihtiyacı varsa onlara paylaştırıyor. Onlara paylaştırılıyor yani. O Ebu Bekir ve diğerleri haber gönderiyorlar ki fedek hurmalığını devlete, hani devlet kullanacak, devletin olacak, Hazreti Fatıma annemizin elinden almak için. Bunu yapıyorlar mı? Hazreti Fatıma annemize bunu yaparken neler yapıyorlar? Evet, yine Abbas, Hazreti Ali Efendimizin amcası Abbas bu olayları konuşmak üzere Hazreti Ali Efendimizi gölgelik bir yere, bahçeye doğru götürüp orada bu olayları konuşurken Ömer, Ebu Bekir ve yanında Kumuz denilen birisiyle ve diğerleriyle Hazreti Fatıma annemizin kapısının önüne odun yığarak ateşe verip kapıyı hızlıca açıp o arada hani çıkın işte fedek hurmalığını verin hani diye yitince Hazreti Fatıma annemizin kaburgalarını kırılmasına vesile oluyorlar ve zaten Muhsin ismindeki evladına hamiledir ve bunu kaybetmesine neden oluyorlar. Hazreti Fatıma annemizi o anda Zeynep'e bağırıyor. Kızım Hasan Hüseyin'i al arka odalara götür çünkü dumanlar doluyor. Ateş yakmışlar. Düşünebiliyor musunuz dede? Gözümün nuru size bir emanet bırakıyorum dediği Hazreti Fatıma annemize henüz Hazreti Peygamber'in toprağı kurumadı da orada yaşken yapılanları yani görüyoruz, okuyoruz, anlıyoruz. Biz bunları kabul etmiyoruz. İşte biz bunları kabul etmediğimiz için Ehl-i Beyt taraftarıyız. Ehl-i Beyt yolundan gidiyoruz. Hazreti Fatıma annemiz diyoruz ve Hazreti Fatıma annemizi anlatmak istiyoruz. Bu olaylardan sonra Hazreti Ali Efendimiz geliyor koşarak ama oradaki insanlar ateşi falan söndürmüş. Hani derler ya Hazreti Ali neredeydi de Hazreti Fatıma'nın kaburgaları kırılırken denilir ya. Bu şekilde olduğu okudum ben kaynaklardan. İşte tekrar burada iris diye yani şey... Aslında miras burada demin bir şey söylediniz. Miras hakkı doğru. Evet, bir şey söylediniz. Evet dede. Biz aslında bizden ziyade İslam alemi sahip çıkması lazımdı. Çünkü o eğer peygamber sadece Alevilerin peygamberi değildi. Evet. Peygamber sadece Sünnilerin de peygamberi değildi. İslam alemine son gelen peygamberin ve evlatlarına özellikle Hazreti Fatıma ve Hazreti Ali'ye bıraktığı bir o gelen hani ganimetlerden bir tanesini bağışladı ve onlara miras olarak bıraktı. Ama nasıl ki bu cümle kullanılır, peygamber miras bırakamaz. Bunu biraz açıklayabiliriz. Size söz vereceğim dedim. Evet. Sormaz bacı tamamlasın. Çünkü devamını size bırakacağım. Tamamdır. Bu konuda Hazreti Fatıma annemizin hutbeleri var. Açık söyleyeyim kitabımı aldım. Sonuna olduğu gibi Şii kaynaklardan aldım ve olduğu gibi koydum bütün kadınların ve şimdi, bütün Ehl-i Beyt sevenlerin şimdi bu hutbeleri şöyle, okumasını tavsiye ederim. Onu şöyle sizden rica edeyim. Yani şu... İsmen şunu kaynağı bulduk ama biz kaynaklardan almışızdır ama hani orada grup vermektense hani tabii ki evet. Mutlaka kaynaklar bile gelmiyor. Kaynaklar evet, olmadan evet. Olmaz. Yani baktığın zaman şimdi İslam peygamberlikten sonra bir halifelik dönemi vardır. İşte birinci halife, evet. İkinci halife, evet. Üçüncü halife, evet. Dördüncü halife. Evet. Neticede bunlar da bu yol üzerine hizmet etmişlerdir. Ama iyi ama kötü. Şimdi baktığın zaman velayet makamı kime verildi? Kadirun'da bu açık ve net söyleniyor. Buna rağmen bu hak gasp edildi. Evet. Ve buna rağmen bu hak gasp edilmesine rağmen hiçbir toplum özellikle yani Ali yolunda, Ali peşine gidenlerin karşı tarafı hiçbir zaman hakaret etmediklerini rahatlıkla görebilirsiniz ve duyabilirsiniz. Evet. Bugüne kadar da böyle geldik. O yüzden Peygamber Efendimiz'in soyunun devamı, Hazreti Fatıma'nın özellikle
cennet seyredilen annesi Fatma Hatunzehra olmasının sebebi bundandır. Evet. Yani düşünebiliyor musunuz? Sizin babanızın bıraktığı bir mirası, bırakın peygamberlik makamını, babası olarak bir evladına miras bırakıyor ve siz bunu kabul etmiyorsunuz. Ve kabul etmediğiniz gibi de ona zulmediyorsunuz. Bu konuda şu da var dedem, yaşarken hediye edilen bir şey de miras değildir ki. Hani bir malı vardır, şimdi benim bildiğim bir evi ve mülkü vardır. Öldükten sonra o kalan malı mülkü miras edilir, paylaşılır, evet. Pay edilir. Kur'an'da o da var zaten. Burada ayetlerle Hazreti Fatıma annemiz öyle dile getiriyor ki, işte diyor ki, Yahya İbni Zekeriya'nın kıssasında anlatılırken, bak Kur'an ayetlerini veriyor Hazreti Fatıma annemiz onlara. De ki, ey Rabbim bana bir veli lütfet ki benden ve Yakup soyundan miras alsın, mirasçı olsun. Kur'an'da bu peygamberin mirasçısı oluyor da benim babama niye, ben niye babama mirasçı olamıyorum? Evet. Değil mi? Diğer ayetler de var yine. Yine buyurmuştur ki diyor Kur'an ayeti. Allah size evlatlarınızın hakkında bir erkeğe iki kadına pay tavsiye eder. Yine buyurmuştur ki sizlerden birinin ölümü geldiği zaman kendisinden bir hayır, mal bırakıyorsa baba ve annesine ve yakınlarına verilmesi. Kime? Yakınlarına. Yakınları kim? Kim dedi benim yavrularım diye kime bahsetti? Hasan Hüseyin'e bahsetti. Torunum demedi, yavrum dedi. Hazreti Fatıma bildiğimiz gibi kızı. Onun için kısa geçeceğim, kitabımda var. Böyle de Kur'an ayetleriyle de kendini savunmuştur. Şunu ilk başta anlatacaktım. Hazreti Fatıma annemiz çok iyi bir şairdir, şiirdir. Çok iyi bir okur yazardır dedemin hatiptir. Dediği gibi ve talebeleri vardır. Hatip burada bir, iki diyelim. Tane, evet, iki tane talebesini de yine burada koydum. Yani öğretmendir, okur yazardır. İşte Hazreti Fatıma o dönemde, ama dedem niye ben o dönemde peygamberimiz bir kız, çünkü kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Kız çocuklarına hiçbir değer yokken peygamberimiz kız çocuklarına nasıl davranılması gerektiğini Hazreti Fatıma ile örnekleyerek bize gösterdi. Kadınlara nasıl davranılması gerektiğini söyledi. Yani gösterdi. Bütün kadınlara, evet. Örnekleyerek gösterdi. Hatice Fatıma annemiz de dedelerimizin dediği gibi aslanın erkeğine aslan diyoruz da dişisine aslan demiyoruz mu? Aslanın erkeği de aslan, dişisi de aslan. İşte miras ve velayet, işte Hazreti Ali Efendimizin makamını gasp etmelerine karşı öyle güzel hutbeleri var ki Hazreti Fatıma annemizin, bir cümleler oluşturuyor. Hayran kalmamak mümkün değil. Geçmişi anlatırken ayetlerle şimdikilerin kafalarına tokmak indiriyor. Gelecekteki bizlere de bilgi veriyor. Sonraki bizlere de mesajını veriyor. Bu şekilde gasp ediliyor ama tekrar sonradan yine kaynaklarda var. Ebu Bekir Hazreti Fatıma annemizden bu konuda özür de diliyor. Yani yanlış anlaşılma olduğunu, yanlış anladığını falan, ama incitip kırdıktan sonra peki peygamberimiz demedi mi? Hazreti Fatıma'yı inciten beni incitir, ben inciten Allah'a incitir. Bu şekilde açıklayabilirim fede kurmalarını. Eyvallah, teşekkür ederim. Dedem herhalde siz de fede kurmalar hakkında bir şey söyleyeceksiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim size sevgili dedem, bir 5 dakikamız kaldı. Tamam, kısaca. 5 dakikada son hem sözlerimizi alalım, toparlayıcı olalım. Tamam. Şimdi fede kurmalıkları olayı çok hassas ve ince bir olay. Neden hassas ve ince olay? İslam'ın bölünmesine sebep olan olay Peygamber Efendimiz'in Hakk'a yürümesi hadisesi. Peygamber Efendimiz Hakk'a yürüdükten sonra Beni Sakife denilen bir yerde 3 gün boyunca kılıçlarını çekerek gruplar birbirlerine karşı halifelik yarışı yürütürken Peygamber Efendimiz Yunus Emre'nin dizesinde olduğu gibi 3 günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, böyle garip bencileyim. 3 gün boyunca o sıcakta bekletilip defnedilmemiştir. Hazreti Ali Efendim ümmet gelecek de bunlar uzaylılar değildir. Bunlar bizzat ümmettir. Ümmet gelecek de ben bu cenazeyi defnedeceğim demiştir. Evet. Ve gece yarısı Ayşe söylüyor, biz Hazreti Ali'nin kazma ve kürek seslerinden Peygamber Efendimizin defnedildiğini duyduk diyor. Eşi bile orada yok. Olanlar ise çok küçük bir grup ve en sadık 17 kemerbest dediğimiz efendiler ve Hazreti Ali Efendim, Hasan ve Hüseyin Efendim bunlarlar.
Ve daha sonra bununla yetinmeyip 3 günden sonra çıkarıp cenaze namazını kılmaya kalkışıyorlar. Bununla yetinmeyip Hazreti Ali Efendimiz'e zorla Ebu Bekir'in halifeliğini kabul ettirmeye çalışıyorlar. Bununla yetinmeyip o Nur suresinin indiği, o kendisine izin verilen evlerde yakılan denilen evin kapısını yakıyorlar. Bununla yetinmeyip Ömer o kapıya vurup Hazreti Ali Efendimiz'i savunan Hazreti Fatıma anamızın kaburgasını kırıp çocuğunu düşünüyor. Ve 75 gün sonra ağıtlar içerisinde Fatma anam ölüyor. Kaynaklarda 6 ay deniliyor. Oysa ki 75 gündür bunu bütün seyitlerimiz de bize aktarırlar. Peygamber Efendimiz'in Hakk'a yürüdükten sonra 75 gün boyunca başında ağlıyor ve Ebu Bekir dahil olmak üzere şikayetleniyorlar. Diyorlar ki Fatma'nın feryadından insanlar ayağa kalkıyor. Hazreti Ali Efendim evinde mezarın başında ağlamasın diye onu biraz ileriye bir kulübe yapıyor. O kulübede ağlıyor. Bu feryatları duyanlar inciniyorlarmış da efendim şikayete geliyorlarmış. Sonradan felek hurmalıklarını Ömer'in tasvibiyle, Ömer'in niteliklemesiyle elinden alan Ebu Bekir 3 gün kayboluyor. Kaybolduktan sonra Hazreti Ali Efendim eziyetleri çekmiş Hazreti Fatıma Hanım'ı bir merkebe bindirip topluma gösteriyor. Muaviye daha sonra Sıffın Savaşı'nda diyor ki sen değil miydin bir merkebe Fatma'yı bindirip de edilen eziyetleri gösteren, arkasına saklanan diye. Hazreti Ali Efendim Şikşikiye hutbesinde Neccük Belaga'da neden o gün Hazreti Ali Efendim kılıç çekmediğini anlatıyor. Biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz ölmeden 3 gün önce Hazreti Ali Efendimiz'i çağırıp dedi ki kılıç çekmeyeceksin İslam ümmetine. O da kılıcı Zülfikar'ı götürüp duvara astı. Ve bunu Şikşikiye hutbesini okuduğunda insanlar anlayacaklar. Hazreti Ali Efendimiz'in o evine darp edilmesine rağmen niye cevap vermedi? Efendim fede kurmalıkları peygamber bırakamazmış. Ne demek peygamber bırakamazmış? Bu bir vakıf arazisidir. Vakıf arazisi ne demektir efendim? Bugün hala ocaklarımıza, bütün tarikatlarımıza vakıflar vakfedilir. Niye verilir şeriflere ve seyitlere? Osmanlı koskoca bir teşkilat kurmuştur ve bugün bütün kaynaklarda şecere verilmiş, imzalanmış fermanlarla vakıflar verilmiştir. Vakıflar Cumhuriyet sonrası kapatıldıktan sonra kapanın elinde kalmıştır. Biz Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Vakfı olarak her yıl postun işinimiz kimse ona verilen vakıflarla orada dervişler eğitim görür. Oradaki seyitler paylarını alır, kara kazan haklarını ve topluma orada eğitim verilir. İşte aynı şekilde Fatma'ya ve Ehl-i Beyt'e size iki ağır emanet bırakıyorum Kur'an ve Ehl-i Beyt buna sıpsıkı bağlı olun diyen Hazreti Peygamber Efendimiz vakıf arazisi olarak o fedeye vermiştir. Ve o fedek asıl amacı da bu fakir, yoksul insanları yetiştirmek, İslam'ın içerisine bilgilenmesi içindir. Kendisine vakıf arazisi verilmiş bir val, bir devlet değişse bile vakıflar kapatılmayıp diğer devlete devredildiği bir yerde Hazreti Fatıma anamızın kendisine verilen bu vakıf arazisini alanlar bugün aynı şekilde Cumhuriyet'in kurulmadan az önce 2. Mahmud'un bizim vakıflarımıza el koyması gibi malımıza, mülkümüze aynı kafanın ürünüdürler. Buradaki amaç Alevi, Bektaş ve Kızılbaş unsurları o zaman yetişecekleri ocak Fatma Ana'nın ocağıydı. Ve bunun içinde Peygamber Efendim fedeyi bir vakıf arazisi olarak o ocağa teslim etmişti. Bu gelenek hala sürüyor bütün İslam devletlerinde. Seyitlere ve şeriflere vakıf arazisi veriliyor. Bunu tartışan insanlar ya cahiller ya da gerçekten bilmiyorlar. Yani cenazesine 11 kişinin katıldığı bir ümmetin sırt çevirdiği bir yerde Ehl-i Beyt iki ağır emanet olarak bırakılmış ve beni incitenler, Fatma'yı incitenler beni incitmiştir, beni incitenler Allah'ı incitmiştir diyen bir peygamberin birinci emanetini sıffında Kur'an'ı yapraklarını geçirerek, birinci emanetini de Fatma Ana'nın evini yakarak, daha sonra da Ehl-i Beyt'e eziyetler ederek bu ümmet kendisine verilen emanetleri incitmiştir. Fedek bir vakıf arazisidir. Hiçbir şekil şart altında Fatma Ana'nın ocağından, elinden alınamaz. Eyvallah. Evet sevgili dostlar, zaman nasıl geçti fark etmedik. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Güzel dostlar, hakikaten hani 1 saat 20 dakika gibi bir program mahiyetimiz var. Bunu nasıl tamamladık? İnanın sohbet o kadar hızlı gelişti ki
dolu dolu gelişti. Fark etmedik ve biz programın sonuna geldik. Kimi anlattık? Fatıma Tuzera'yı anlattık. Kimi anlattık? Fatıma Betül'ü anlattık. Kimi anlattık? Fatıma Kübra'yı anlattık. Dilimizin döndüğünce, kalemimizin yettiğince diyelim, aklımızın yettiğince dile getirmeye çalıştık. Sürçü lisan etsek affola diyelim. Biz bir sonraki programda başka konu ve konuklarla burada sizlerin karşısında olmak dileğiyle hepinize iyi akşamlar diyorum. Hoşçakalın.